Hiç One Piece'in filmlerini izlemeyi denediniz mi? Denediniz mi diyorum çünkü One Piece'in filmlerinin kalitesi genel animesinin kalitesi kadar kaliteli değil. Özellikle Time Skip öncesi filmler. Time Skip'ten sonraki filmler o kadar da göze batacak derecede değil. En azından bir düzeyin üstünde filmlerdi. Fakat Time Skip'ten önceki filmler özellikle ilk filmler falan yani hiç dayanılacak derecede filmler değil. One Piece açısından söylüyorum. Fakat o filmlerin arasında bir tane film var ki onu izlediğim zaman ha dedim. Gerçekten One Piece filmlerinin arasındaki en iyi film bu film. O filmi izlememiş insanlar şu an muhtemelen hangi filmden bahsettiğimi anlamamışlardır. İzleyenler ise ha aynen Baron Amatsuri Gizemli Ada filminden bahsediyor diye şu an düşünüyorlardır zaten. Baron Amatsuri filmi bana yıllardır belki de öneriliyordu. Arkadaşlarım, çevrem veya siz izleyiciler tarafından birkaç kez önerildi. Gerçekten One Piece'in en iyi filmi abi izlemen lazım falan filan. O kadar övülüyordu ki ben biraz ön yargıyla da yaklaşıyorum çok ufaktan çünkü ulan One Piece'in diğer filmlerini izledik hani yaklaşık yalan olmasın 5-6 tane izledim. Birkaç tane de izlemeye çalıştım dediğim gibi bitiremedim bazılarını. Yani bir kalitenin üzerine çıkamıyor One Piece'in filmleri ve animesinin yanına yaklaşamıyor. Animesi 8 ise animesi 10 ise filmleri en fazla 5'e falan çıkıyor. Neyse dedim izleyeyim bakayım. Geçenlerde oturup izledim ve şöyle diyebilirim. Gerçekten de abartılacak derecede var mı? Abartılacak derecede var gerçekten. Çok iyi bir film. Yani One Piece'in diğer filmleriyle karşılaştırınca inanılmaz derecede güzel bir filmdi. En azından benim için öyleydi. Ben çok eğlendim izlerken. Peki sizin izlemenizi önerir miyim? Kesinlikle öneririm. Eğer One Piece'te güncelseniz, izleyecek One Piece'le alakalı bir şeyler arıyorsanız kesinlikle Baron Amatsuri Gizemli Ada filmini izleyin. One Piece Movie 6, One Piece Film 6 yazarak da direkt bulabilirsiniz. İlla ismini ezberleyip yazmanıza gerek yok. Konuya artık yavaştan girelim ve filmin neden iyi olduğunu sizlere anlatmaya çalışayım. Ama bu noktadan sonra filmle alakalı ufak tefek spoilerlar olacak. O yüzden buna dikkat edecek insanlar varsa şimdiden uyarayım, spoilerımı vereceğim. Öncelikle film diğer One Piece filmleri gibi gayet normal bir şekilde başlıyor. Gemidelerken bir tane posterden, bir tane gazeteden Amatsuri adında bir ada olduğunu öğreniyorlar. Bu arada Amatsuri demek festival demek oluyor Japonca'da. Direkt festival adası da diyebiliriz yani. Adı üstünde festival adası olunca buraya korsanları festival yapmak için çağıran bir işte orada bir otel, bir kuruluş, bir eğlence, festival alanı var dendiği gibi. Bizimkiler de tabii ki durmuyor ve atlıyor gidiyor. Buraya kadar her şey normal. Fakat bu sahneleri izlerken bir şeye dikkat edeceksiniz. Her ne kadar eski bir One Piece filmi de olsa çizim tarzı hiçbir zaman One Piece'in bu tarzı olmamıştı. Gerçekten kendine has ilginç bir çizim tarzı var bu One Piece filminin. Hani yer yer gayet kaliteli duruyor, her yer yani uzaktan bakınca çok da kaliteli gelmiyor ama dediğim gibi kendine has bir çizim tarzı var. İlk 5-10 dakika ulan ne bu falan filan diye böyle bir kalabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Neyse bizimkiler adaya varıyor ve festival alanını bir şekilde buluyorlar. Ondan sonra o adanın sahibi olan Baron Omatsuri orada bir takım eğlenceler, bir takım oyunlar falan yapıyor. Bizim tayfayla onun adamları falan kendi aralarına kapışıyor. Kim daha büyük balığı yakalayacak, kim birbirlerine halk atacak falan filan. Oralar gayet eğlenceli kısımlar. Fakat bir noktadan sonra bazı olaylar yaşanmaya başlıyor. Ne olaylar yaşandığını söylemeyeceğim. Ve filmin One Piece'in olması gereken çerçevelerinin dışında garip bir şekilde karanlıklaştığını hissediyorsun. Film yavaş yavaş daha çok ciddileşiyor. Yavaş yavaş daha dediğim gibi karanlıklaşıyor. Daha sert bir hale geliyor. İlk yarım saati çok eğlenceliyken yarım saat bir saat arası filmin karanlık, vahşet, One Piece'in çok fazla derinlerine girmediği bu korku teması diyelim hadi. Türkçe'de bunun karşılığını bulmak çok zor ama korku teması diyelim. Çok karanlık bir filme dönüşmeye başlıyor ilk yarım saatte bir saatin sonunda. Ve o birinci saatten sonra artık o filmin One Piece filmi olduğunu unutuyorsun. Tamam karakterler bir noktada hala One Piece karakterleri. Davranışları, tipleri aşırı fazla değişmesiyle ufak ufak değişimler yaşanıyor ama hala evet bizim Luffy, bizim Sanji, bizim Zoro, Usopp, Nami hep oradalar. Ama bir şeyler garip. Sanki bu izlediğimiz böyle bir paralel evrenden bir One Piece gibi. One Piece'in genel çocuksuz temasından inanılmaz kopmuş bir film. İnanılmaz karanlıklaştırıyor işleri. Ve sanırım insanların bu film için beğendikleri şey tam olarak bu oldu. Çünkü filmin yönetmenliği, bazı sahneler falan gerçekten hiç One Piece'e uyacak sahneler değil. Hatta bir noktadan sonra film Berserk'ün en azından animesini izleyenler daha iyi anlayabilir belki bu dediğimi. Çünkü manga kadar deli dolu değil ama animesini, eski yapım animesini izleyenler bu dediğimi biraz daha anlayacaktır. Berserk'ün sahnelerine ufak ufak benziyor.
Hani bir noktada artık One Piece'likten çıkıyor bir film ve yavaş yavaş Berserk gibi bir hale alıyor. Bir ilginç ilginç olaylar, açıklayamadığın gizemler ve rahatsız edici derecede bazı görüntüler görmeye başlıyorsun. Bunu beklemiyorsun, anladın mı? Bunu her ne kadar bana deseler de abi bu film normal One Piece filmleri gibi değil, biraz daha karanlık bir film falan deseler de bu kadar olacağını düşünmüyordum. Ben en fazla ya ne olur abi falan filan diye düşünüyordum. O yani sıkıntı. Gerçekten sıkıntı bir hale bürünüyor ama şeye kadar da düşünmeyin. Berserk kadar karanlık, vahşet dolu, Luffy'nin kolları bacakları parçalanır falan filan olmuyor tabii ki. O kadar üst seviye bir vahşet söz konusu değil ama kendi içinde gerçekten inanılmaz derecede evrimleşiyor. Filmi çok beğendim. Onun dışında kötü adam da kaliteli bir kötü adam diyebilirim ya. Filmin kötü adamı gerçekten kaliteli bir kötü adam. Dediğim gibi spoiler vereceğimi söyledim, o yüzden direkt kim olduğunu da söylüyorum. O adanın sahibi olan Baron Omatsuri zaten kötü adam olduğu ilk görüşünden belli oluyor ama işte kötü adamımız o ve aslında film boyunca yaptığı o kötü şeylerin her birinin neden bu kadar kötü olduğunu bir noktada açıklıyorlar ve çok sempati besleyemiyorsun ama adam acıyorsun. Normal One Piece filmlerinde ben o kadar villainlara çok şey olmuyordum. Filmler için diyorum tabii ki. Villainlara çok böyle acıma, villainlarla çok empati kurma yoktu çünkü çok sağma, baştan sağma yapılıyordu. Bu da yani ne falan diyorsun abi, yani okey. Bu adam da kötü olmuş falan diyorduk. Fakat Baron Omatsuri, Amatsuri deyip duruyorum bu arada videonun başından beri. Fakat Baron Omatsuri gerçekten bir trajedinin, bir dehşetin içine düşmüş bir adam. Bundan kurtulmak için elinden geleni yapıyor. Hani yapması gerekiyor. Bunu yapmaktan başka çaresi yok. İçindeki trajediden başka bir şekilde kurtulma şansı yok. Hani film bunları falan çok güzel veriyor sana. Baron'un o umutsuz hallerine. Luffy bir noktada filmde çok inanılmaz dibe düşüyor. Luffy bu kadar dibe düşmüş bir halde muhtemelen görmüyorsun One Piece serisi boyunca. Bu kadar çökmüş, bu kadar kendini kötü hissettiği bir hale bürünmüyor. Ace öldüğü zamandan bile daha kötü bir hale bürünüyor, öyle diyeyim ben size. Tam olarak filmin ilerisinde olaylarda ne olduğunu anlatmak istemiyorum. Orasını artık siz izleyin. Baron Omatsuri ve tayfasının hikayesini, o adanın hikayesini siz görün istiyorum bir noktada da. Çünkü gerçekten İlginç bir hikayesi var. Biraz tahmin edilebilir ama biraz da tahmin edilebilir değil. Böyle ilginç bir, dediğim gibi, ikilem. Fakat hiç dediğim gibi One Piece filmi izlemediyseniz bu filmi izleyebilirsiniz. Veya diğer One Piece filmlerini izleyip birkaç tanesini veya hepsini izlemiş olabilirsiniz, bilmiyorum. İzleyip bunu izlemediyseniz sadece abi yeter çok kötü One Piece filmleri falan dediyseniz, ki ben öyle diyordum, bu filme bir şans verin. Ama şeyi beklemeyin, dediğim gibi normal bir One Piece animesi izliyormuş gibi beklemeyin. Kalite ona yakın mı? Kalite ona bir noktada yakın ama içerik farklı. Bunca yıldır One Piece izleyip bambaşka bir tarzda bir One Piece izlemek beni çok, ne denir, inanılmaz açtı. Bu konuya bir açlığım varmış. Luffy'nin bu kadar depresyona girmesine, Typhoon'un bu kadar kötü durumlara düşmesine benim bir noktada ihtiyacım varmış. Ben de bilmiyordum böyle bir ihtiyacım olduğunu. Bu filmi izledikten sonra çok inanılmaz keyif aldım filmden yani. Normal bir One Piece bölüm izler gibi keyif aldım. O yüzden hepinize izlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer izlemediyseniz şimdiye kadar bu Baron Omatsuri ve Gizemli Ada filmini, One Piece'in 6. filmini izlemediyseniz hemen izlemenizi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi 1,5 saatlik bir film. İlk yarım saati bildiğimiz genel One Piece filmleri gibi geçse de ondan sonrası gerçekten başka bir yerde deneyim edemeyeceğiniz bir One Piece hikayesi oluyor. Film hakkında böyle görüşlerimi, incelemelerimi minik bir şekilde paylaşayım istedim. Çünkü hepinizin izlemesini gerçekten istiyorum. Çok güzel bir filmmiş. Ve bu filmi yıllardır beklettiğim için de kendimden bir noktada utanıyorum. O yüzden filmi izlemediyseniz izlemeye hemen gidin. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın tabii ki. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.